Ne yapıyorsun bakayım sen? O koku. Aynı koku. Ödümü kopardınız. Ne işiniz var burada? Sen bir bekle burada. Geliyorum. Müziği kapat. Bir saniye. Bekle, geliyorum. Yani bu ne saçma bir soru? Asıl senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Ya bir şey unutulmuş. Yani unutmuşum. Size şimdi açıklayamam bunu. Ben en iyisi gideyim. Ya bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bu eve nasıl girdin? Emre Bey. Emre Bey verdi anahtarı. Emre. Niye? Ay, niyeyse niye ya? Size hesap mı vereceğim? Yani. Vereceğim tabii. Patronumsun sonuçta ama... Ne olur üstüme gelmeyin şimdi. Sanem, mantıklı bir cümle kuracak mısın? Ha? Neden buradasın? Gecenin bu saatinde neden evimdesin? Anlatır mısın lütfen? Emre Bey, ben... Ay, çok özür dilerim Emre Bey. Emre Bey'in ceketine kahve döküldü. Ben de kuru temizlemeye götürdüm ceketi ama çantayı falan unutmuşum. İçinde eşyam vardı. Yani ceketin cebinde kaldı. Orada kalmış. Evdedir herhalde ceket. Şimdi ona bakacaktım. Yani Emre'nin ceketinin cebinde sana ait bir şey var. Öyle mi? Doğru mu? Evet, doğru. Benim o. Yani Emre'den anahtarı alıp o yokken evine gelecek kadar ve yarını bekleyemeyecek kadar önemli. O derece. Evet, alabilir miyim? Tamam, gel bakalım beraber. Gel. Ne dedin kızım sen? Başka yalan mı bulamadın? Ne koydu Emre Bey acaba cebine? Ya yoksa cebinde bir şey? Ya aldıysa? Ne yapacağım ben ya? Bu mu? Evet, sol iç cebinde. Evet. Bu mu? Nişanlın mı var? Ne oldu Sanem? Niye şoktasın? Benim o. Yani benim için çok çok değerli. Vallahi kaybettim diyordum, patladı. Evet. Evet, nişanlım var benim. O aldı zaten yüzü. Parmağıma benim bol gelince ben de küçültmek için yanıma aldım. Emre Bey'in ceketini cebine koydum kaybetmeyeyim diye. Öyle unutmuşum içinde. Vallahi nişanlım göremese çok üzülürdü. O zaman ben çok hızlı bir şekilde... Salem, bekler misin bir dakika? Salem, beklesene. Ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ah! Hocam! Ah! Ne diyor? Deli mi bu ya?
Ah Sanem ah. Dizini de kaybettin. Alo efendim Emre Bey. Sanem ne yaptın, halledebildin mi? Halledemedim. Ne demek halledemedin? Ben her şeyi ayarlamıştım. Ya Emre Bey pardon da neyi ayarlamıştınız ya? Can Bey yakaladı, arkamda belirdi, Azrail gibi ödüm patladı. Ne diyorsun sen Sanem? Abim gördü mü, sen ne dedin? Saçmaladım işte bir şeyler. Yani sizin ceketinizi kuru temizlemeye götürdüğümü söyledim. İçine de yani ceketin cebine eşyamı koyduğumu söyledim. İçimden yüzük çıktı. Mecburen nişanlı olduğumu söylemek zorunda kaldım. Allah kahretsin. Sanem sen ne yaptığının farkında mısın? He? Bak o yüzük çok değerli. Sakın başına bir iş gelmesin. Tamam mı? Duydun mu beni? Duydum, duydum. Peki dosyayı aldın mı? Abim gördü mü? Yani alamadım. Ama görmedi, göremez. Nasıl alamadı, nasıl göremez? Yani Can Bey'in geceleri salonu temizleme gibi bir huyu yoksa göremez. Ama yapabilir de yani. Manyağın teki o çünkü. Sanem sen ne diyorsun? Ya diyorum ki dosya salondaki küpün içinde. Emin misin? Evet, eminim. Emre Bey, ben gerçekten yapamayacağım. Yani beceremiyorum. Yani yaptığım her şeyi de elime yüzüme bulaştırıyorum zaten. Kusura bakmayın, size de böyle bağırarak konuştum ama. Sanem tamam. Tamam hadi kapatıyorum ben, iyi akşamlar. Alo? Alo Emre Bey? Of. Kesin kovuldum bu sefer ya. Yemek var, yürü. Vallahi çok mutluyum Sanem'im. Artık Sanem'im diyorum. Çünkü çocuklar da okul çağına geldi. Kardeşim. Ne yapıyorsun ya sokağın ortasında böyle donmuşsun? Bana bak dizine ne oldu senin, iyi misin? Anlatsam da inanmazsın. Bir beladan diğerine koşuyorum. Al. Bir de bu yüzük çıktı başıma. Oha! Kızım bu ne ya? Saraydan mı çaldın bunu? Hop! Sanemciğim. Ne işiniz var ya sizin? Asıl sizin ne işiniz var gecenin bir yarısı böyle sokaklarda? Ayrıca bu ne hal? Anneciğim bilmiyor musun? Sanem işe başladı, çalışıyor, yorulmuş tabii haliyle. Baksana süzülmüş, cimcik kadar kalmış suratı. Ama evlendikten sonra çalışmak falan yok. Saçma sapan konuşma Zebercet. Evlilik mevlilik yok. Nasıl yok? Ya istemeye geldik, düşünelim dediniz. Biz de hala haber bekliyoruz kızım. Vallahi boşu boşuna beklemeyin Aysun teyze. Evlenmeyeceğim Zebercet'le, istemiyorum. Saygısıza bak. Bu sefer duyuyor musun? Ya istemiyorum seni diyor. Aman her zamanki halleri işte. Her zaman onu diyor. 20 senedir bunu diyor. Bir öyle bir böyle. Naz yapıyor. Ya Zebercet insan 20 yıl naz yapar mı ya? Ayrıca annem size oyalamak için öyle söyledi. Oyalamak demedi. Hayır ben öyle şimdi değildir. Gösteririm ona nasıl öyle değildir oyalanır. Anacığım. Yanlış anlaşılma vardır orada. Öyle değildir. Hadi buyur ne oldu? Kaynanayla gelin atıştı. Ortada olan bana mı oldu? Yağıyla kıyma karıştı. Ortada soğan buruştu. Anacığım. Kardeşim ne yaptın ama sen ya? Ben yine ne yaptım ya? Ya resmen kadına dedin ki annem size dedin. Yalan söyledi, oyun oynadı dedin. Mevkıbe teyze bir duyarsa var ya yemin ediyorum bu sefer seni gebertecek. Ben bittim. Ben bu sefer kesin bittim. Hiç toparlayamayacağım. Ya sen niye hiç ses çıkarmıyorsun Ayhan? Çıkarmıyorum değil mi? Sus demiyorum ben sana kardeşim. Rica ediyorum lütfen. Bakın Ayşen Hanım. Çok rica ediyorum. Siz bu kadar yıldır. Artık çok geç. Yandık. Ah geldi prensesiniz. Sanem, ne oldu kızım böyle? Kız,
düştüm ya, bir şey yok. Önemli bir şey yok baba. Ya nasıl önemli bir şey yok? Bak dizin kanıyor ama. Saygısızlık, düzenbazlar. Hayır, öyle demek istemedi. Öyle demek istemedi. Bana bak. Anneciğim lütfen hadi içeri girelim lütfen. Görüyorsun değil mi sana başımıza ne işler açtığını? Ya sen şu durumda bile hala benimle uğraşıyorsun ya. Bravo sana. Cibilliyetsizler. Anneciğim. Siteri. Bak sen önce bir ağzını topla. Yemin ediyorum vallahi billahi kendimi zor tutuyorum. Ona göre o. Ay teyzeciğim, acaba birazcık sakin mi olsak? Mevki be. Hadi, hadi anacığım, hadi insanlar bakıyor, hadi. Ha, bir şey söyleyeceğim, tek bir şey söyleyeceğim. Madem vermeyecek, dediği istemeye gelin dedin o zaman. Ayşun Hanım, ya Mevki be. Rica ediyorum dedim ya. Ya bir saattir susuyorum, susuyorum, susuyorum ama tansiyonum fırladı. Muzaffer lütfen anneni al götür. Tabii. Ayıp oluyor bak, bu kadar insan bizi şey bir ediyor. Bir dakika, herkes bir duysun. Aysun, sen bana ne dedin, gelelim mi dedin? Ne deseydim, kaç yıllık komşumsun, gelmeye mi deseydim? Buyurun dedim, gelin dedim. Vereceğim mi dedim Aysun, vereceğim mi dedim? Ay ben senin kızına çok meraklıydım değil mi? Aysun benim Sanem'im bir tanedir Aysun. Sen önce kendi oğluna sor bakalım, meraklı mısınız, değil misiniz? Şimdi konuşturmayın beni. Verme niyetiniz varsa ben hala meraklıyım. Sana şu an hiç kimse hiçbir şey sormadı Zebercet. Sarımsağı gelin etmişler, 40 yıl kokusu çıkmamış. Bir dakika, bir dakika. Sarımsak derken benden mi? Allah! Ben bunu komşumam şu demem. Para varım. Hayır, vallahi rezil olun. Allah Allah. Hayır, bir dakika. Hayır, senin ben para varım. Zafer hadi evladım. Zafer. Hayırlı akşamlar babacığım. Kusura bakmayın. Hadi evladım ya, hadi. Ya siz ne seyrediyorsunuz? Hadi içeri. Bak hala. Tamam kapattın kapıyı hadi. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Nişanlım var. Evet. Ne haber abi? İlginç bir gece oldu. Sanem buradaydı. Salonda yakaladım. Korktun mu? Ha, korktum. Oğlum tanımadığın kıza niye anahtar veriyorsun? Hadi verdin, niye bana haber vermiyorsun? Abicim ben nereden bileyim evde misin, neredesin? Hem sen demedin mi sadece Sanem'e güvenebiliriz diye? Oğlum o başka, bu başka. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şirketin bütün bilgileri Sanem'den geçecek. Anahtar sorun oldu, öyle mi? Evet, oldu. Üf, abi ama uzattın ya. Kızcağız beni aradı ağlayarak. Önemli bir şeyimi unuttum diye. Ben de verdim anahtarı. Hem ben de merak ettim. Neymiş cebime koydu? Nişan yüzüğü. Bayağı antika bir şey. Elmaslı falan. Bayağı pahalı yani. Enteresan geldi, şaşırdım açıkçası. Ne güzel kız. Kapmıştır hali vakti yerinde bir yakışıklı. Sen nişanlı olmasına mı bozuldun bakayım? Ha? Yürü git lan. Hoppa. Top tutmayı öğren önce. Sen beni öldüreceğim Mevki Bey. Ya yemin ediyorum bir gün ölümüm senin elinden olacak. Ayşun Hanım haklı. Ya sen bu kızı vermeyeceksin. Ne diye gelin isteyin diyorsun be kadın? Aynen öyle. Ama ben size söyledim. Ben Zebercet'le evlenmem dedim size.
Abla, hı. Babamın tansiyon ilacıyla suyunu versene. Fırlamış babamın tansiyonu. Ya yemin ediyorum bir gecede yaşlandım senin yüzünden. Vallahi anne bu sefer planı ters tepti yani. Babam da haklı, Sanem de haklı. Ortalığı sen karıştırdın, bizi de ortak ettin. Neyse olan oldu artık ya. Ver kızı ver. Ver kızım. Hadi. Artık yatalım mı Mevkübe? 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 Anne? Yandık. Anne? İyi misin? Vallahi yandık. Bu bakış, bu duruş, bu sessizlik. Sanem, sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun yoksa şu anda? Mevkü be, yoksa gene sessizlik yeminim etti. Hadi kızlar. Gel 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 gel. Duvar dibinden yavaş yavaş. Sessiz hadi. Ufak ufak. Şimdi koş 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 koş. O İhsan ne haber ya? Hayırdır? Ne zaman ha? Abi ne yaptın ya? Bayağı imkansız istedim bizden. Yani hallederiz de çok zor. Tamam ben bir dereni arayayım, sorayım. Olabilir neymiş öğreneyim. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Alo Deren. Şimdi beni İhsan Çil aradı. Çok acil havayolu şirketi için yurt dışından bir reklam kampanyası bekliyormuş bizden. Yani şöyle söyleyeyim bir günümüz var. Evet. Bu arada şirketteki durumdan dolayı da güvenliği sıkı tutalım. Ah ya. Şu hale bak her yerin yara bere içinde. Keşke kapıyı çalsaydın ya. Ne bu böyle yara bere içinde geldin gece gece? Ne oluyor? Takıldım düştüm bir şey yok. Takıldın düştün. Sen yine benden bir şey saklıyorsun Sanem. Ben senin bu hallerini bilirim. Bir acayiplik var sende, gerginsin. Vallahi ben hiç gergin değilim. Ama şirkette herkes gergin. Sen de gerginsin. Kovuldun ya ondan gerginsin. Gergin olurlar tabii. Emre Bey dururken Can Bey nasıl patron oldu ya? Hala aklım almıyor benim o Sanem. O Emre Bey var ya, yıllardır nasıl emek veriyor o şirkete biliyor musun? Babasının yanında nasıl yardım ediyor ona? Can Bey ne yapıyor? Oh ne güzel dünyayı gezeyim, fotoğraflar çekeyim. Babam gidince de hop şirketin başına geleyim. Oh ne güzel dünya ya. Bir şey soracağım ben sana. Can Bey kötü biri mi? Yani düzgün birisi olsa kardeşine böyle bir ayıp yapar mı ablacığım? Yapmaz tabii. Hı. Tamam ben de sana takılıyorum. 2-3 günde ararlar, çağırırlar seni işe. İnşallah Sanem ya. O kadar sıkılıyorum ki evde. Mahalleden de sıkılıyorum, Ayhan'dan da sıkılıyorum. Kendimden bile sıkıldım yani, anla. Sen nasıl yaşıyorsun ablacığım böyle? Ne kadar renksiz bir hayat, çok sıkıcı, sefil bir yaşam. Seninki çok renkli çünkü. Hadi müsaadenle, ben artık yatacağım. Hadi. Ay, sana. Aa, kovsaydın yani. Estağfurullah. Hayır, birazcık sohbet etsek ya. Ettik biraz, yarın da ederiz. İyi peki o zaman, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Orhan Pamuk'un dediği gibi, aslında en iyi aşk hiç görmediğin kişiye duyulan aşktır. Görmeden sevmek diğer duyuları harekete geçirir. Dış görünüşün hiçbir önemi kalmaz. Kokular, sesler, tatlar, dokunuşlar hatırlanır. Ben de hiç görmeden aşık oldum sana. Ellerini, yüzünü hayal ederek bir gün görürüm umuduyla.
Beni bul. Beni gör. Benimle ol. Emin misin havayolu kampanyası olduğuna? Evet, İhsan Bey aradı, duydum. Çok büyük iş. Benim de girmem lazım konkura. Aylin saçmalama. Abim aradılar, senden kampanya mı istediler? Ben hallederim. Reklam müdürünü tanıyorum şirketi. Sedacığım ne haber? Sizin şirket için çok iyi bir kampanya fikrim var. Heyecanlandım, ondan aradım seni hemen. Gerçekten mi? Bir gün içinde mi? Hallederim. Sen bana detayları mail at. Görüşürüz, öptüm. İnanılmaz. Tek sorun kampanyayı bir günde nasıl hazırlayacağım? Emre. Sizin şirkette ne hazırlanıyor görmem lazım. Zamanım ve ekibim yok. Ailen fikri çalamazsın. Abim görürse canım okur. Abinle çalıştım ben. İyi bir şey çıkar mutlaka. Sadece kampanyaya bakacağım, söz. Fikri değiştiririm. Bir yolunu bulurum. Hı? Sen benim başımın derdini sokuyorsun hep. Başımızı. Ortak değil miyiz? Değiliz tabii. Gel. Emre Bey. Aylin Hanım. Oldu mu ortak? Oldu ortak. Yorulmuşsunuzdur sabaha kadar. Çalışmışsınız, sağ olun. Şu anda en önemli şey güvenlik. Dışarı bilgi sızmasın. Senin ekibin dışında sadece ben göreyim proje hazırlamış olurum. Ekibine ne kadar güveniyorsun Deren? Çok. Neden? Proje çok önemli. Yani devam filmleri olan çok bütçeli bir iş. İş alırsak çok rahat ederiz. Tabii anlıyorum. Elimden geleni yapacağım, merak etme. Hem artık sen varsın, her şey daha güzel olacak. Can. Geldiğinden beri hiç görüşemiyoruz. Sonra bir kahve içeriz birlikte, değil mi? Hem bana sözüm vardı, unutma. Olur, içeriz, içeriz. Tabii içeriz. İçeriz bir ara. Olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İş yerinden de hala aramadılar ya. Halbuki hazır ve nazır bekliyorum yani. Arasalar hemen gidip çalışmaya başlayabilirim. Ay iyice beni gözden çıkardılar galiba anne. Ha? Bu dantel olayı 80'lerde bitmedi mi ya? Kime yapıyorsun sen bunu Allah aşkına? Ay bir şey söylemeyecek misin anne? Sıkıntıdan çatlıyorum şu anda. Dışarı çıkıyorum ben. Belki de bir daha geri gelmem. Şey diyor musun? İyi, çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Senem, günaydın. Emre Bey, gerçekten çok üzgünüm. Ben yine işleri birbirine karıştırdım. Kovuldum değil mi? O yüzden beni burada bekliyorsunuz, ben içeri girmeyeyim diye. Sanem bir... Emre Bey, size borcum var. Yani çalışmaya devam etmem lazım. Bir şans daha verseniz. Sanem, seni kovmuyorum. Ama dediklerimi yapacaksın, tamam mı? Tamam. Ne derseniz, söz. Güzel. Abim bir kampanya hazırlıyor. Bitir bitirmez bana getir, tamam mı? Ne kampanyası? Havayolu kampanyası. Siz neden almıyorsunuz peki? Yani bana bunu soracak durumda değilsin, değil mi? Ha? Abim bir işler çeviriyor ve o dosyayı görmem lazım.
Tamam. Ben gideyim o zaman artık. Ay Emre Bey. Emre Bey vallahi dün gece uyku tutmadı beni. Bu bende kaldı. $1 milyon falan vardır değil mi bu? Siz alsanız bunu. Sen birisi görecek şimdi, tak onu parmağına hadi. Emre Bey olmaz. Yani uyku uyuyamadım diyorum. Ayrıca Can Bey sordu, ben nişanlıyım dedim. Yüzük benim dedim. Ya bir çakması falan yok mudur bunun? Ya antikacıdan aldım, bulamam. Hadi tak onu parmağına hadi. Ama Emre Bey bende kalmasın. Bu çok değerli. Can Bey'e doğruyu söylesek. Ne diyeceksin? Kapısını çalıp nişanlı değilim, yüzük benim değil mi diyeceksin? E dün gece evde olduğunu nasıl açıklayacaksın? Ha? Aslında ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Benim istifa etmem gerekiyor ama edemiyorum. Neden? Çünkü size borcum var. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizin beni kovmanız gerekiyor. Siz de beni kovamıyorsunuz. Neden? Çünkü size yine borcum var. Ben bu yüzükle ne yapacağım? Hadi şirkete git. Geleceğim ben. Tamam? O zaman sadece Can Bey'in yanında takarım yüzüğü. Ne? Tamam. Günaydın. Günaydın kızıcığım. Günaydın babacığım. İşe mi gidiyorsun? Yok, aramadılar hala. Neden böyle giyindin o zaman? İşe gitme ihtimalim var, arayabilirler ha. O yüzden yani o ihtimalle umutla. Ah, Leyla, annen hala tereleli mi kızım? Ay evet baba ya, hala sus pus. Eyvah, yandık yine yandık ha. Sorma. İşsizlik bir de üzerine bu anne sevgisi yoksunluğu yıprattı beni vallahi. Allah Allah. Anne sevgisi yoksa baba sevgisi var. Oy, kıyamam ben kızıma. Ben şöyle bir çay doldurayım. Karşılıklı baba kız içelim. Ne dersin? Babacığım ben koyarım hemen. Olmaz. Sen misafirsin. Ben hemen geliyorum. Peki. Ay, ödüm patladı Ayhan. Korktun mu ya? Kurumsal bakkal. Ne haber? Vallahi kurum kurum kurulmuşsun taburene. Ben çok yakıştırdım yani. Ne bakkalı ya? Babam ziyarete geldim ben bir kere. Sen ne yapıyorsun boş boş? Ben gezerek düşünüyorum canım. Burası benim böyle zehir gibi. Sürekli çalışıyor. Saat gibi tık tık tık. Al bakalım kızım. Ayhan günaydın. Kısmetinle geldim vallahi. Al çay iç. Yok ya Nihat amcacığım, almayayım ben. Siz için afiyet olsun. Ben çok içmişim sabah. İyi bakalım. Nihat amca. Ben şey diyecektim. Ne? Şimdi Leyla böyle boş boş oturuyor ya. Hani işsiz falan. Diyorum ki kendisi de cin gibi bir iş kadını olduğunu söylüyordu. Evet öyledir benim kızım. Aynen öyledir maşallah. Diyorum boş boş oturacağına bu bakkala biraz marketing falan mı yapsa acaba? Marketing? Pazarlama yani. Güzel fikir. Ha? Vallahi bravo Ayhan. Ne dersin kızım? Hem belki ayağın da uğurlu gelir. İşler de açılır. Yani canım sıkılıyor diyorsun ya. İstersen sen bugün benimle takıl bakkalda. Olur babacığım. Süper. Vallahi süper. Ben kaçayım o zaman. Sana da kolay gelsin. Leyla Bakkalink. Sağ ol. Gel o zaman ben sana bir şeyler göstereyim kızım. Gel. Babacığım şu çayımızı içseydik ya. Çalış ama. Yürü git buradan. Hadi. Sen. Gerçekten çok heyecanlıyım. Günaydın. Rengi güzel olmuş değil mi? Aa, günaydın Güliz. Günaydın. Neden böyle giyindi? Hostes kıyafeti. Rolümü hazırlanıyorum. Reklam filminde oynayacağım büyük ihtimalle. Ha, bu havayolu kampanyası ile ilgili. Günaydın. 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 Nasıl bir iş peki o? Ay bilmiyorum, daha bir şey belli değil, baksana. Senin dizine ne oldu? Ay. Yok bir şey olmadı ya. Düştüm sadece. Güliz. Hı. Ben senden bir şey rica edeceğim. Hemen. Şimdi burada 40. yıl partisine gelenlerin isimleri var. Sakallı olanları işaretleyebilir misin? Ama sadece bekar olanları. Niçin olduğunu söylersen bilgi alırsın. Ya ben o gece biriyle karşılaştım. Hı. Ama yüzünü göremedim. Sadece sakallı olduğunu biliyorum. Şimdi Vakıf Bey bekar ama 6 tane çocuğu var. 6 çocuk mu? Kaç yaşında ki? Yani 60-70. İnşallah o değildir o zaman Güliz. Sanem, yoksa biri taciz falan mı etti seni? Bu liste intikam şeysi mi? Hı? Albatros ne? Kod adı falan mı? Ay yok artık ya. Öyle bir şey değil. Dünyanın en romantik erkeği olabilir.
Ama göremedim işte. Gerçekten çok acayip bir kızsın. Al bakalım, ben işaretledim. Sana şey yapsana, sen benim şöyle bir fotoğrafını çeksene. Tamam, çekeyim. Aa dur dur, ya da dur, selfie çekelim, gel. Tamam. Sanem, odama gelir misin lütfen? Gelmesem. Sanem. Güliz, şunları bir dolabıma koyarsın. Tamam. Tamam. Otursana. Dün mü oldu bu? Evet. Ama ben hallettim. Pansuman falan yaptım biraz. Belli halletmişsin. Mikrop kapacak bir de. Bekle burada. Nereye? Yine mi kaçıyorsun? Otur şuraya. Gerek yoktu aslında. Bence gerek var çünkü iltihap kapmak üzere. Acıyor mu? Siz ne yaptığınızdan emin misiniz? Daha önce pansuman yaptınız mı? Gittiğim yerde çoğunlukla hastanede olmuyor, doktor da. Kendi başımın çaresine kendim bakıyorum. Anladım. Tutar mısın? Tabii. Hazır mısın? Evet. Tabii, öyle tut. Bastır. Yani aslında hiç gerek yoktu. Ben çocukken çok güçtüm. Yani kafamı falan vuruyordum. Bazen ekmek çiğneyip tutuyordum kafamda. Ne bileyim işte dizin üstüne falan düşüyordum, su çarpıyordum. Benim de kendime göre yöntemlerim var yani. Şans eseri yaşıyorum diyorsun yani. Evet. Neyse, bitti pansuman. Teşekkürler. Bu ilk yardım çantası sende kalsın. Akşam yeniden pansuman yaparsın. Anlaştık. Albatros listesi. Onu alabilir miyim? Bu ne? Söylemezsen alamazsın. O şey, galaya gelen sakallı erkekler listesi. Onu alabilir miyim? Birini mi arıyorsun? Evet, arıyorum. Bir şey soracağım. O gece ben de vardım o davette ve ben de sakallıyım. Neden yokum bu listede? Çünkü siz spor giymişsiniz, o yüzden. Lütfen artık alabilir miyim kağıdını? Alabilirsin. Yüzük nerede? Unutmuşum. Yani dün gece çok önemsiyordun da bugün unutmuşsun, enteresan. Annemler bilmiyorlar nişanlandığımızı da. Biz kendi aramızda nişan yaptık. Yakın zamanda da zaten söyleyeceğiz onlara. Sana bir şey soracağım. Dün gece neden öyle davrandın? Ama ben size neden geldiğimi söyledim. Yok, ben neden geldiğini sormuyorum. Neden kaçtığını soruyorum. Sizden? Benden. Neden? Korktum. Korktum çünkü evinizde olduğum için hırsız sanarsınız diye korktum. Bir de ben küçükken çamaşır ipi çalıyordum mahallede. Beni yakalamışlardı. İşte komiser dedi ki bir daha görmeyeyim dedi. Ama şey, çamaşır ipi çalarken değil yani, hırsızlık yaparken o herhalde. Sanem, mantıklı bir cümle kuracak mısın? Hayır. Bazen mantık devreden çıkıyor.
tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bu arada kovuldun mu? Hayır. İyi. Çalışmak işime gelir çünkü. Affedersiniz, pardon. Senem, oldu mu bir şeyler? Yok, daha hazır değil proje. Çalışıyorlar. Tamam. Hazır olunca getir bana, tamam? Tamam. Tekrar ara. Ben ne zaman açacağını belli değilmiş. İsim verme demek. Ne oldu? Sistemi çökettiler. Ne oluyor? Neden çalışmıyor bilgisayarlar? Cece hemen IT'yi ara. Tamam. Öbürü sende. Sanem. Neyse ne? Sırası mı şimdi? Sen de hemen arşive git. Havayolu şirketinin eski kampanya dosyalarını getir bana. Hemen koş. Sanem amına. Tamam. Şu hepiniz sisteme giriyorsunuz. Aynı anda çökertiyorsunuz sistemi. Ya nereye kim ne yapacağını bir öğrensin artık ya. Mevku Bey. Mevku Bey. Merhaba Mevku Beyciğim. Kıyma bize Mevku Bey. Hay Allah ya. Hala konuşmuyor değil mi? Yok, kızım konuşmuyor. Neyse babacığım, şimdi ben bakkalın finansmanını inceledim. Durum felaket. Ne finansmanı kızım? Bildiğin bakkal defteri, o ver. Ya tamam baba, neyse ne, Allah Allah. Ayrıca bu Senem ne biçim defter tutmuş ya? Önüne gelene de veresiye vermiş, sorumsuz. Aa, sorumsuz ne demek bir kere ya? Doğru konuş, o senin kardeşin. Güzel konuş kardeşinle. Ya babacığım, babacığım. Bak bir sürü borcun var ama. Bakar mısın? Bir sürü borcun var. Bu da toptancıya 40.000 lira borç diyor. Altını da çizmişsin. Ne oldu bu borç? Altını çizmişim ama üstünü çizmeyi unutmuşum. Ben onu ödedim. Borcumuz morcumuz yok. Sen içini ferah tut kızım. Ha, unuttum sana söylemeyi. Benim 2 dakika işim var çarşıda Leyla. Sen şu rafları düzenle. Ben hemen geleceğim. Tamam mı kızım? Hadi kolay gelsin. İyi peki baba. Oh, raf düzenlemek en sevdiğim. Ha, CC kahvem nerede? Evet, burada. Haftalık programın nerede? Haftalık program da burada. Öbürü nerede? Öbürü burada. Ha, şey Deren Hanım, ben istediğiniz dosyaları topluyorum. Ha, grafikler mi geldi? Bakayım. Bu ne? El çizimi bunlar. Deren Hanım, bilgisayarlar bozuk olduğu için grafikerler hep böyle elleriyle pastel boyayla falan yaptılar çizimleri. Ay çok güzel. Taş devrine geri döndük yani. Bu ne bu grafikler ya? İlkokul çocuğu resmi gibi. Neyse. CC. Evet. Kreatifleri toplantı odasına topla. Öbürü sen de o dosyaları odama bırakırsın. Sanem benim adım. Sanem. Abi. Bunlar değil mi? Ne oluyor? Yine çalışmıyor bilgisayarlar. Şirketi sabote mi ediyorsun artık işte? Ha? Bilgisayarları inceletiyorum. Ofisten ailene mail atan var mı, ona bakıyorum. Yani düzelir birazdan. Hmm. Tam sırası yani, öyle mi? Yarın havayolu kampanyası var. Yetiştirmemiz lazım. Biliyorsun bunların hepsini değil mi? Ha? Sen işine bak Emre'ciğim. Ben ilgileniyorum, merak etme. Kolay gelsin. Emanet edeceğim. Sürekli yatıyorsunuz değil mi? Sürekli kaytarıyorsunuz. Oğlum sizle mi uğraşacağım akşama kadar? Şuraların haline bak, her taraf darmadağın. Bak yeni mallar gelmiş, hala duruyor. Hala uyuşuyorsun. Sonra abi bankaya baktık, paramız yatmamış abi. Abi para. Çalışsana oğlum da para yatsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler. Halil'e bakmıştım ben. Yok mu acaba?
Yardımcı olayım, ben ortağı... Ha, öyle mi? Benim Halil'e biraz borcum vardı da, bakkallığı at ben. Acaba borcu birkaç gün uzatabilir mi diyecektim. Bankadan krediyle ilgili haber bekliyorum da. Biz işletme olarak senet tarihini ileri atamıyoruz. Zaten size birkaç gün izin vermiştik. Fazla zorlamayalım diyorum. Ama isterseniz tanıdık bir tefeci ayarlayabilirim size. Tefeci mi? Ben bir düşüneyim o zaman. Sizi haberdar ederim. Hayırlı işler. Sağ ol. Yarım kaldı hayatım. Masaya baktım, toz falan yok. Şimdi ben geldiğimde sehpaya baktım, toz falan yok. Evet. Tabak getirmiş, biraz da börek mörek yap. Aa. Tabakların üstü bir karış toz. Niye? Yapma. Büfeden çıkartmışcım. Neyse Melahat, hadi görüşürüz. Sağ ol canım, hoşça kal. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Ay. Canım. Kız Melahat. Heh. Ne diyor bu deli benim hakkımda öyle fısır fısır. Aman işte öyle bir şeyler söylüyor ama konuşuyor işte yani. Ay kötü kötü şeyle aman Allah aşkına ne olur. Bak dedikoduyu sevmiyorum, konuşturma beni lütfen ya. Melahat, benim tepemin tasını attırma dökül. Şey canım işte yani hani böyle senin en hassas olduğun konu var ya. Hani böyle hep işte böyle titizlendiğin, hiç kimseye laf ettirmediğin şey var ya işte. Onunla ilgili bir şeyler söylüyor ama hiç önemli değil, boş ver ya. Abuk sabuk konuşuyor işte, bir şeyler söylüyor. Neyle ilgili? Şeyle ilgili işte. Neyle ilgili? Aman şeyle ilgili ya. Kız neyle ilgili? Ay tamam yeter. Mevkime çok pasaklıdır diyor, tamam mı? Pasaklı bir kadındır diyor. Evet, kız da çok pasaklıdır diyor. Geçenlerde diyor gittim onun evine diyor. Bir baktım diyor tabağın üzerine bir parmak toz. İnsanlar diyor bu evde nasıl yaşıyorlar diyor ya. Hiç mi etrafına bakmıyorlar? Hiç mi temizlemiyorlar diyor. Ya bu adam diyor bu pasaklı kadına diyor nasıl duruyor diyor. Nasıl tutuyor bu pasaklı kadını diyor. Ay o diyor geçenlerde gittim o kahvenin içine. Çocuğum diyor oradan diyor bir lokma içti. Ay bir bakta her tarafı toz içinde. Hatta öyle şeyler söylüyor yani. Bana mı diyor? Bana. Bu memleketin en temiz, en titiz, en düzgün kadınına mı diyor? Bu mahallenin temizliği dillere destan mevkıbesinde mi diyor? Şey etme ya, boş ver ama ağzı olan konuşuyor. Ya ben seni tanımaz mıyım? Kaç yıllık komşumsun? Ben seni bilmez miyim? Takma sen böyle şeyleri Allah aşkına ya. Şimdi de bilgisayarları incelettiriyorlar tek tek. Ne yapacağım bilmiyorum. Çıldırtacak beni. Sakin ol tatlım. Hiçbir iz bırakmadın, bulamaz seni. Bana kampanya göndermedin hala. Bizimkiler çalışıyor üzerinde. Nasıl yollayacağım bu ortamda? O para verdiğin kız sana yardım etmiyor mu? Etmeye çalışıyor şimdilik. Hadi ben seni daha sonra arayacağım. Senem, şimdi Can bir toplantıya girecek birazdan. Deren hazırladığı kampanyayı sunacak. Sen de gir, dikkatli izle. Sonra ne gördüysen bana anlat, tamam mı? Tabii. Ben haddim olmayarak bir şey sorabilir miyim size? Can Bey'e şirketi sabote ediyorsun derken neyi kastettiniz? Gel. Otur. Abim şirketi satıp gitmek istiyor. Ofisi kapatacağım, çalışanları başka işlere gönderebiliriz. Ama yani halledeceğim ben. Sen bir sorun olursa bana yönlendir, tamam? Ama sen yardım edebilirsin bana. Babam yıllarca emeklerimi hiçe sayıp büyük oğlunu getirdi başa. Ona güvendi ama bilse arkasından ne işler çeviriyor. Senem, bana yardım etmen lazım. Can'ın yeni müşteri almasını engellememiz lazım. Şirket için. Yani peki Can Bey şirketi satmak istiyorsa neden yeni müşteri alıyor? Çünkü borsada şirketin değerlerini yükseltip şirkete en karlı satmak için. Can önümüzdeki birkaç ay alabildiğince müşterinin peşinden koşacak. Yani borsa diyorsunuz, ben borsadan hiç anlamam ki. Şöyle anlatayım. Bu sıralar stabil kalmamız lazım. Can'ın büyük müşteri almasını engellemeliyiz. Tamam. Yapacağım. Yani yapmayıp ne yapayım? Sonuçta size borcum var. Ya ben size bir şey daha sorabilir miyim? Canım. Ablamın durumu ne olacak? Çok üzülüyor da.
Ben de üzülüyorum. Ama sana söz veriyorum. Ablanı buraya geri getireceğim. Çok teşekkür ederim. Hasan'ım. Şimdi toplantıya git. Ve gördüğün her şeyi kaydet, olur mu? Tamam. Merak etmeyin. Güzel. Pardon, şöyle bir geçebilir miyim? Pardon. Aa. Şöyle bir çekilir misiniz? Bir içeri geçeyim ben. Allah Allah. Ne yapıyoruz? Oscar töreni falan vardı. Onu mu izliyoruz? Ben de izleyeyim. Abicim, bir saniye bakar mısın? Tamam. Baksana sen. Tamam. Ben şöyle bir geçeyim izninizle. Müşteriler veli nimetler. Ne oldu? Şöyle mi geçtik abi? Abi, bana 500 lira versene. Oha. Ya internet sitesi açacağım. Vallahi bak bu sefer çok önemli. Açacağım. Böyle eğer tutarsa falan yemin ediyorum bundan sonra sana ben bakacağım. Ya kızım bu kaçıncı yatırım ya? Ne yapayım? Allah Allah. Gittim sosyal medya şirketiyle görüşmeye. Benim kreativitemi algılayamıyorlar. Ben ne yapayım? Anlaşıldı. İşsizsin yani yine. İşsiz de demeyelim tabii. Ben farklı alanlara ilgi duyuyorum yani ben, tamam mı? Böyle mesela şimdi ben bu internet sitesini açacağım, tamam mı? Benim acayip böyle takipçilerim falan olacak. Reklam, trend bu yani şu an. Leyla merhaba. Merhaba Osman. Alışverişi kestin mi? Bayağıdır gelmiyorsun. Yok, ben artık et tüketmiyorum. Vegan oldum. Vegan mı? Neden ki? Kendisi şu anda bitkisel hayatta olduğu için ondandır abicim. Çok komiksin Ayhan. Görüşürüz Osman. Ben kasapa vegan. Çok iyi ya. Ya gerçekten. Seni de tebrik ediyorum yani abicim. Allah Allah. Yaradan vermiş sana bisküvi erkeği kategorisini. Sen gidip çubuk kraker peşinde koşuyorsun ya. Ne? Yok bir şey. Verecek misin bana para? Bana bak, bu son ha. Aha, son. Ver. Abicim, çok teşekkür ederim. Yakışıklı abim benim. İyi misin? Can Bey. İyi misin? Ha? İyi miyim? Bakayım. Sorun yok, iyiyim. İyiyim. Ya ben toplantıya geç kalmayayım diye acele acele koşturdum böyle. Ha. Ajans toplantısı değil, bu kampanya toplantısı. Girmene gerek yok. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Gideyim ben. Eminsin değil mi? İyisin. İyi miyim? Teşekkürler. Çayını alırım ama. Yudum al istersen. Ha, teşekkürler, afiyet olsun. Bir şey yok, bir şey yok. Devam edelim. Nerede kalmıştık? O zaman ben başlayayım. Ne yapacağım ben ya? Değişiklik olursa oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır.
uçağımızda 8 adet çıkış bulunmaktadır. Güliz, Güliz. Anladım ben. Çok sağ ol. Çıkabilirsin. 3 adet de uğurluyoruz seni. Gel. Arkadaşlar bu ne? Ha? Reklam mı yapıyoruz, gerçek kesit mi? Yani koskoca uçak firmasına kendi güvenlik anonslarını mı satacaksınız? Ayrıca kampanya güvenlik üzerine yapmak ne demek ya? Uçak ya uçar ya düşer. Müşteri öyle istedi. Deren, seninle sonra konuşacağız. Yani sabaha kadar ekibinle bunu mu yapabildin? Arkadaşlar bu kampanyanın hiçbirinde iş yok. Hiçbirinin ruhu yok. Yok mu başka fikir? Can Bey. Fotoğrafik illüzyondan yararlandığımız bir kampanya fikri var. İnsanların avucunun içine Eyfel Kulesi, piramitler, Londra Köprüsü ve uçağımız. Slogan da dünya avucunuzda. Güvenle. Daha iyi. Buna çalışın. Ama henüz fikir aşamasında. Yani baskıya yetiştiremeyebiliriz. Makete yapılacak. Deren. Ben hallederim. Tamam mı? Kimseye göstermeyin. Baskıya gidiyorum şimdi. Bir an evvel hazırlayın, yollayın bana. Aa, ne oldu kafana? Boş verin şimdi onu. Ben toplantıya giremedim. Haliyle de hiçbir bilgi toplayamadım kampanyayla ilgili. Ben sana gir demiştim. Niye girmedin sen hep? Emre Bey ya, ben gerçekten sadece getir götür elemanıyım. Ne anlarım kreatif toplantıdan? Ayrıca Can Bey almadı beni toplantıya. Emre, ben çıkıyorum. Baskıya gideceğim. Abi bıraksana, başka birisi gitsin senin yerine. Yok, başka birisine güvenemem. Zaten çok geciktik. Sabaha yetişmesi lazım. Ya sabaha kadar ne yapacaksın orada? Birini al. Ha bak, sen hem mi al? Senem'in inanılmaz bir görsel hafızası var. Olur, fark etmez. Hadi gel. Ama ben anlamam ki. Geliyorum. Dışarıdayım. Emre Bey, ben ne anlarım baskıdan? Ne yapacağım orada? Bak, canın peşinden git. Kampanyanın fotoğraflarını çek, bana at. Tamam mı? Nasıl yapacağım onu? Nereye gidiyorsun? Otoparka. Bu ne? Motorla gideceğiz. Bir sakıncası mı var? Yok. Ne sakıncası olacak ki? Atla. Atla mı? Tamam. Tutun. Efendim? Sıkı tutun diyorum. Tamam. Değil mi? Ben mi? Yok ya.
Nesinden korkayım? Salim. Efendim? Geldik. Atayım bir tur daha. Ha, yok yok. Yok. Ay. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya az kalsın ölüyordum. Ya sizin benim canıma kastınız mı var? Dün gece de zaten sizin yüzünüzden az kalsın ölüyordum. Siz en iyisi ne yapın biliyor musunuz? Yatırın beni şuraya. Ezin ya, geçin motorla üstümden. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Nasıl çıkıyor bu? Bırak, bırak. Tamam, ben hallederim. Bırak. Yani çocuk gibi davranmayı keseceğim mi zaten? Ya ne zaten? Zaten ne? Zaten ne? Ben hiçbir şey halledemiyorum değil mi? Hiçbir işin altından kalkamıyorum. Buraya gelmeyi ben istemedim ki. Patronum emretti. İyi o zaman. İçeri gir, işini yap. İş posterler ne durumda? 20 tanesi hazır. Diğer 20 tanesi ancak bir saate hazır olur. Sağ olasın. Hadi. Vay vay vay. Kardeşim nasılsın? Bomba gibiyim. Nasıl? Ne var ne yok? Ne yok? İyi benden de. Merhaba. Merhaba sen hem ben. Akif ben de. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ne içersiniz? Buyurun geçin. Biz iki çay içeriz. İstemem. İstemez. İstemez. Alayım bir çay içerim. Peki tamam. Buyurun geçin. Ne var ne yok? İyi senden ne var ne yok? Gel, gel. Ne zaman geldin? Bize üç çay. 3-4 gün oldu. Niye aramıyorsun oğlum? İnsan bir arar ya. Be oğlum geldik ya işte geldik. Bak cevaba bak ya. Ya bu adam hep böyleydi işte. Allah sana sabır versin. Çok sağ olun valla. Biz liseden arkadaşız. Benden bahsetmedim hiç ya. Ben, Metin, Can hep beraber takılırdık. Şu adam var ya Galatasaray Lisesi'nin gelmiş geçmiş en manyak herifidir. Yetişemezdik tabii. Ay, önce istemiyorum dedim ama çayı da çok severim. Afiyet olsun. Manyağın teki ama bu adam olmasaydı ben şimdi sokaklarda yaşıyordum. Tövbe tövbe adam etti beni. Akif. Tamam ya kapadım konuyu tamam. Sizde ne var ne yok? Var mı bir evlilik planı falan? Aslında ben pek düşünmüyorum. Yani ileriye dönük plan yapmayı sevmiyorum. Belki ileride. Hadi canım ben de öyle yüzüğü görünce sen de ilk defa bir kızla gelince sen en bizim şirket çalışanlarımızdan Akif biz baskıya geldik aslında. Ha baskıya geldiniz. Bana gelmediniz yani. Başka zaman sana da geliriz. Ama baskı dolu abi. Şimdi durduramam. Zaten bir saate de kapatıyoruz. Kapatamazsın Akif. Sabaha yetiştirmemiz lazım. Sabahlıyoruz yani. Tamam ya, tamam. O zaman siz bir saat oyalanın. Şimdi baskıyı durduramam ben. Sonra hallederiz. Anlaştık. Ya Sanem, ben şu hayatta bir tek bu adamı kıskandım biliyor musun? Biz yerleşik yaşama geçtik. Bu adam dünyayı turladı. Dünya insanı oldu. Asya, Amerika, Afrika. Aa, tutabilene aşk olsun. Kuş misal. Albatros kuşu. İyi misin? Bir yürüyüş yapalım istersen ha. Gel. Gel hadi. Olur olur. Gel. İyi misin? Evet evet. Tamam görüşürüz o zaman. Ay. Bu annenin sessizliği beni çok korkutuyor kızım ha. Baba beni de ya of. Bilmiyorum belki de bizi özlemiştir. Şimdi eve gidince konuşur. Aman kızım inşallah. Aa. Leyla, ne oluyor kızım ya? Ay baba,
bilmiyorum. Ev köpürmüş. Yatağına köpürdü. Mevkime! Ay. Mevkime! 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 Ne oldu sana Mevkime? Mevkime! Anne ne oldu sana böyle ya? Ya sana demiştim işte bu senin temizlik merakın sonunda köpürtecek diye seni. Tut kızım tut. Tut ananın kolundan tut. Balkona götürelim. Tut kızım kolundan ananı. Tut tut tut. Gel benim güzel karım gel Mevkime. Allah! Ha, ama köpüklere dikkat et ha. Ay benim güzel karım. Mevkime'm gel. Gitti gül gibi karım gitti. Allah'ım. Tamam Mevkime'm. Tamam bak ne güzel köpürdü. Hadi gel. Gel Mevkime'm gel. Gel 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 gel. Kaç yaşından beri motor kullanıyorsunuz? Kendim bildim bileli. Aç mısın? Of evet ya çok açım. Ne oldu neden güldünüz? İstanbul'da tanıdığım kadınlar pek acıkmaz. Çay da içmez. Çay da içmez. Artık nasıl kadınlar tanıyorsanız. Hadi gel. Deniz çok güzel. Evet çok güzel. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Nedir? Elektrikler mi gitti? Evet abi maalesef elektrikler kesildi ya. Bizimizdeki şansa bak. Ne yapacağız? Yetişemeyeceğiz. Aradınız mı? Sordunuz mu? Neymiş? Akif abi, trafolarda sorun varmış. Birkaç saati çözeriz diyorlar. Abi ne yapsam? Başka bir yere mi gitsen acaba? Oğlum bu saatte nereye gideyim? Kime gideyim? Ya Can, elimden bir şey gelmiyor maalesef. Kusura bakma. Babanın gravür baskısı duruyor mu? Evet duruyor ama o yıllardır kullanılmıyor. Olmaz abi o. Ben hallederim. Nerede? Abi eski püskü bir şey olmaz. Abi senden benden sağlamdır o. Nerede sen göster. Ya içeride gel. Bunlar yetti mi abi? Aldırayım mı daha? Yeter yeter. Gayet güzel. Lamba falan da var zaten. Çok okey bence. Beğendin mi? Çok. Nesini beğendin? Çok eski. Bakır levha var mı? Var abi var. Ne biçim adamsın ya? Çalışmaz mı? Çalışmaz. Al.
Çalışır be oğlum. Sen bana bir mürekkep, bir de temiz bez getir. Ya anneciğim zaten dünyanın şeyini yapmışsın. Bir de bu böreğe ne gerek vardı, ben hiç anlamadım ki. Tamam anne, bol koyarım içine. Mevkube, ne zaman konuşacaksın? Özledim seni. Yok artık. Aa, bu kadın da iyice saldı kendini vallahi. Baba, annem diyor ki kadın çamaşır yıkasın, bulaşık yıkasın, işe gitsin. Eve gelince de mini etek mi giysin yani diyor. Ne dedim ki ben şimdi? Sen doğru anladığına emin misin kızım annenin? Bakayım. Evet, kesinlikle doğru anladım. Bir de annem diyor ki kadın saçını süpürge etmiş, ömrünü vermiş o adama. Anneciğim bunlar daha yeni evliler, sen birazcık kaptırdın kendini yalnız. Evet. Ben yatayım o zaman en iyisi. Yat yat sen, yat bey yat. Baba annem diyor ki... anne sen konuştun. Baba duydun mu? Benim kıvı hoş geldin. Hiç hoş görmedik Nihat Bey, hiç hoş görmedik. Sen yat, güzel güzel rüyalar gör. Rüyanda bakımlı bakımlı kadınlar gör. E biz ev işleri mevişleri yapmaktan, saçımızı süpürge etmekten bitmişiz. Bakımsız kalmışız, salmışız biz kendimizi. Ben yatayım o zaman. İyi geceler babacığım. Yani dizi izlerken boşanma aşamasına nasıl geldiniz pes vallahi. Sen işine bak, karışma sen bizim işimize. Sanem nerede? Çalışıyormuş. Bu kız nasıl oluyor da senden daha fazla çalışıyor? Ben hiç anlamadım, hiç. Yani anneciğim şöyle oluyor o. Bu çok düşük bir seviyede şirkete girdiği için bunu böyle köpek gibi çalıştırıyorlar o anlamda yani. Hadi hadi, düzgün sar şunu. Laf ederler, düzgün sar. Büyüksün abi ya, harika olmuş. Ben o zaman içeride dosyaları hazırlıyorum. Ellerinize sağlık. Senin de. Ya ben sizden bir şey rica edeceğim. Şu rafta 40. yıl davetiyelerinden var, bir tane alabilir miyim? Nerede? Sen ne ara gördün onları ya, al tabii. Şu ünlü albatroslu gece. Çok teşekkür ederim. Sen hep böyle misin? Nasıl? Senin gibi. Yani? Kim bu albatros, gerçekten öğrenmek istiyor musun? Bilmiyorum. Pardon. Ne oldu, canı sıkıldı? Nişanlım mesaj atmış da merak etmiş ama önemli bir şey değil. Gel.
Geç oldu, sen eve git istersen. Taksi çağırayım. Yani daha iş var, ben kalabilirim. Gerek yok. Can Bey, ben yanlış bir şey mi söyledim ya da son söylediğim şeyle ilgili mi, anlamadım. Sanem eve git dedim işte. Yani geç oldu, ihtiyacım yok sana. Ne var, anlaşılmayacak. Peki, yani nasıl isterseniz. Ben bir içeri bakacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fotoğraflar gelmiş. Vallahi helal olsun Sanem'e. Beni şaşırttı. Bu aralar çok duyuyorum Sanem'i senden. Hoşuma gitmiyor. Ya saçmalama, yanında çalışan kız. Ben de yanında çalışıyordum. Aa. Deli senin bu abin, gravür baskı yapmış. Neden acaba? Bak Aylin. Projenin aynısını kullanma. Başımı da derde sokma beni. Tamam? Merak etme, bir şey olmaz. Zaten pek parlak bir fikir değil. Candan çıkmamış belli. Derenin fikri bu. Sen yetişebilecek misin şimdi bakayım sabah? Yani bu kadar iyi bir şey olmayacak ama avlayıp pullayıp bir şeyler yaparım. Sunum abimden önce. Sevgilim, şu işleri büyütelim. Sana güzel bir ekip kuralım ha? İşte eğer şu havayolu kampanyasını alabilirsek... Çok para var bu işte. Ekip de kurarız. O Sanem'e de gerek kalmaz. Sen Sanem'i kıskandın herhalde biraz. Ha? Tamam. Anne. Anne, niye bu saatte ütü yapıyorsun? Kırışmaz kumaş bunlar. Kırışmış olabilirim yani. Perdeler. Kırışmış mıdır perdeler? Ütüleyim ben değil mi? Ütüleyim. Anne. Ay. Çok şükür konuştun. Çok kızdın değil mi bana? Ben boş boğazlık ettim. Şu an içimde çok başka fırtınalar kopuyor çocuğum. Ama söz sana kısacağım daha sonra söz. Canım benim. Sana ben salmış mıyım? Yani böyle karışmış mıyım ben bak bunlar falan? Ha, salmış mı aşağıya inmiş? Bir de bana deli diyor ya. Annemi görse. Kim deli diyor sana? Herkes kendine baksın. Yok yok, sen sinirlenme hiç. Arkadaş ya, öyle iş yerinden. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah kimseye karıştırmasın. Genç yaşımda. Anlamıyorum.
Beni mi arıyorsun? Evet, arıyorum. Bir şey soracağım. O gece ben de vardım o davette ve ben de sakallıyım. Yani neden yokum bu listede? Kim bu Albatros, gerçekten öğrenmek istiyor musun? Bilmiyorum. Akif, ben şimdi dükkana geliyorum. Sen o projeyi at, ben başka bir proje hazırlayacağım. Sus. Şirkettekilerle konuştum. Can Bey'le nereye çıktın kızım sen? Allah'ın getir götür elemana. Manyağa bak ya. Şu manyağın hareketlerine bak. Kızım patronun musun sen benim? Ha, direktörüm müsün? Sana beni çıldırtma. Sen iki günde patronun sağ kolu mu oldun? Olmuş da olabilirim. Olmuş da olabilirim. Ne oldu? Kıskandın mı? Sen bir işler karıştırıyorsun sana. Senin ciğerini okurum, ciğerini. Sabah sabah ne ciğeri ya? Allah'ım Megan'ın. Azıcık et ye, et. Beynine kan gitsin. Bıktım senden. Bıktım. Ben sana bayılıyorum çünkü. İyi ki varsın değil mi? Allah Allah. Sabah sabah gelmiş kafamda zebani gibi dikiliyor ya. Bağırma be. Abicim. Ne oluyor kızım? İnternet sistemi açtım. Hazır mısın, adını söylüyorum. Ayhanca.com. Nasıl? Ayhanca.com. Biraz daha yaratıcı olabilirdin sanki. Yok ya, ben doğallıktan yanayım. Sonuçta ortaya kendimi koyuyorum yani. Yani ben kimim? Ben nelerden hoşlanırım falan. Yani kişisel gelişim şeysi gibi bir şey ama aslında burada kendini geliştiren benim. Hı. Gitti bizim 500 lira desene. Ya of abi ya, Allah Allah. Sen iç çayını. Ben yoga yapmaya gidiyorum zaten. Yoga nereden çıktı? Bak işte bu yüz ifadesi. Şaşırdın. Ya zaten ben de bunu amaçlıyorum. Bilinmeyen yönlerimi ortaya koyuyorum. Bilinmeyen yönlerimi birlikte keşfetmek. Nasıl? Bilinmeyen yönleriyle ayhanca.com. Ayhanca.com. Ayhan. Ne oluyor? Şişt. Kızım, konsantrasyonumu bozma. Allah Allah. Yogi olmaya çalışıyorum burada. Yogi mi? Yoda olmasın o? Yoda mı? Kızım güldürme. Allah Allah. Burada sandalye pozisyonu yapıyoruz. Pozisyonumuzu bozuyorsun yani. Bak şimdi, eller evrene doğru. Karşıya böyle. Vallahi tam sandalye oldu. Sen ne yapıyorsun? Anlatsana. Nasıl gidiyor? Sorma. Ablamla kavga ettik yine. Ne kadar gıcık bir kız ya. Bırak. Hepsini evrene bırak. Gerçekten anlam veremiyorum. Biz nasıl aynı anne babadan doğduk acaba? Ablam mükemmel. Her şeyin en iyisini o biliyor. Her şeyi biliyor. Ben kendimi o kadar komplekse sokmuşum ki 4 yaşında sökmüşüm konuşmayı. Travmaya bak. Travmalar bizleri biz yapan şeylerdir. O yüzden Sanemsi, kabul et. Bazen hayal ediyorum da anne babam karşıma geçiyor. Seninle bir şey konuşacağız diyorlar bana. Oturuyorum karşılarına. Leyla senin öz ablan değil.
Biz ona evlatlık aldık diyor. Çok iyi olurdu ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gelip arkadan destek versene ya. Parmak uçlarına değmem lazım da bu pozisyondan. Oh, yavaş kızım. Allah Allah. Heh, tamam, böyle iyi. Kızım, asıl ben senin iş yerindekileri merak ediyorum ya. Onları anlatsana. Ama internetteki fotoğraflarından anlat ki imajinasyonumuz gelişsin. İyi, tamam, göstereyim sana. CC var. CC çok iyi çocuk. Ya biraz garip ama şirkette en iyi onunla anlaştım. Güliz var. Ay Ayhan, Güliz netcim gibi. Yani şirkette ne var ne yok her şeyi biliyor. Belli. Deren Hanım var. Güzel kız. Yani güzel. Pilates yapıyor ama bu belli. Yoga yapsa bu kadar gergin olmaz yani. Aynen öyle. Emre Bey var. Tipe bak, bayağı bu Mösyö be. Ay. Can Bey var. Oha. Evet. Bu Photoshop mu, gerçek mi? Çünkü bir retweet görse utanır yani halinden, maşallah. Çok yakışıklı değil mi? Ay, ay ben. Ben de kendi kendime soruyorum. Yakışıklı erkekler kötü olmak zorunda mı? Ayrıca neden herkes giyinikken o çıplak? Bunu da artık kendine soracaksın çünkü bu senin imajinasyonun. İyi be, tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bu da sakallı. Kızım senin albatros bu olmasın? Olmasın Ayhan, olmasın. Ayrıca benim albatrosum siyah ayakkabı giymişti. Ben Can Bey'e baktım, kot pantolon, açık renk bantları vardı ayağında. O olamaz yani. Olur. Of, tamam, işe gidiyorum artık, hadi. Kot pantolon da olur bence. Yani eşofman da olur yani. Bence ne giyse olur çünkü bayağı yakışıklı bir çocuk. Ayhan, kötü bir adam diyorum ya, hin diyorum. Kendi erkek kardeşinin arkasına iş çevirecek kadar kötü hem de. Şimdi şöyle aslında, evrende iyilik de var, kötülük de var. Ama bunların hepsi bizim için aslında. Yani bizim içimizde... Ayhan, ermiş günündesin. Bugün seninle hiç dedikodu yapılmıyor. Namaste, karşım. Namaste Ayhan. Bu da projemizle ilgili diğer görsel. Sloganımız da dünya parmağınızın ucunda. Dosyalarda da diğer detayları görebilirsiniz. Elinize sağlık. İyi fikir ama yeterince işlenmemiş sanki. Biliyorum, yeterli zamanımız yoktu ama geliştirebiliriz. Öyle bir vaktimiz yok ama. Çok acil çekmemiz gerekiyor reklamı. Anlıyorum, eğer 1-2 saat süre verirseniz geliştiririz. Güvenlik fikri üstünden gideriz. Yani güvenlik önemli ama asıl aradığımız macera duygusunun ön plana çıkması. Görüştüğümüz birkaç ajans daha var. Onlardan da sunum alalım, haber vereceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Saat 10'da toplantımız vardı. Fikri Harika Ajans. Hemen bakıyorum efendim. Can nerede kaldı? Geç kalacağız sunuma. Merhaba Deren. Ne haber çocuklar? Ne oldu, Can nerede? Projenizi beğenmeyip kaçtım yoksa? Oo, günaydın Aylin. Günaydın. Her müşterimizin peşindesin bakıyorum. Ne haber Deren, iyi misin? İyiyim. Müşteriyi bekletmeyelim, zaman kaybediyoruz burada. Bu projeyi sunmuyoruz Deren. Bunu sunuyoruz. Hadi. Teşekkürler, sağ olun. Sevgilim. Emre abin başka proje hazırlamış. Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun?
Az önce karşılaştık sunumda. Ne yaptı, nasıl yaptı? Senin haberin yok mu? Hayır, haberim yok hiçbir şeyden benim. Tebrik ederim Emre. Kim bilir ne hazırladı sabaha kadar, bizi de oyuna getirdi. Ailem bir sakin olur musun? Sakin falan olamam. O çok güvenli sanemli bir işe yaramadı. Kesin kaybedeceğiz müşteriyi. Halim bak biraz rahatla. Daha müşteriden haber falan gelmedi, tamam mı? Sanki abini tanımıyorsun. Senin rahatın yerinde tabii. Gece gündüz bu ajans için müşteri peşinde koşan benim. Halin yeter. Yeter, bence de yeter. Merhaba Mevkü Bey. Dün gece hiç uyumadın. İyi misin karıcığım? İyi günler Nihat Bey. Hayda, gene bey olduk. Buyurun. Bir kilo domates, bir sarımsaklı sos, bir de bolcana hıyar alayım. Ayıp oluyor ama Mevkü Bey. Nasıl gidiyor işler? Gelip geçiyor mu güzel güzel bakımlı hanımlar? Tövbe estağfurullah. O mavi gözler parlamış. Böyle sokak ortasında olmuyor ama Mevkü Bey. Ne diyeceksen geç içeride söyle. Geçmiyorum. Siparişlerin buraya gelsin. Tövbe tövbe. Ne istemiştin sen? Hıyar. Tövbe tövbe estağfurullah. Bundan sonra böyle cevap vermiyoruz. Dediğin gibi muhatap olmuyoruz. Bir de bunu deniyoruz. Ay seni ha. Bekliyorum saat 3'te bak. Geç kalmayın. Tamam tamam geliyorum. Neler yaptım ben, neler yaptım neler. Merhaba Muzaffer Bey oğlum, nasılsın? Sağ olun babacığım, iyi olmaya çalışıyoruz sayenizde. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Daha kreatif olmamız lazım. Tabii ben yaratıcılığım yüzünden bu kadar yıldır şirkette... Ne oluyor ya? Toplantıyı geçmiş anlaşılan. Çok iyi geçti. İyi de Can Bey'in yüzü gülmüyor. Çünkü çok cool ondan. Hmm, Arsun. Vallahi senin tarzın bu anacığım. Ay. Ellerine sağlık. Senden kurtulur mu? Bakayım. Ay. Neler? Ha. Hadi kız, geç kaldık. Gelmiyor musun? Kız, geliyorum, geliyorum. Gidin siz. Tamam. Melahat, nereye gidiyorsunuz? Hı. Ay, senin haberin yok tabii değil mi Aysun'cum? Ayol Mevkı be, konuğu, komşu kim varsa hepsini çağırmış, evde gün yapıyormuş. Ay neler yapmıştır kim bilir. Hadi görüşürüz canım. Müge, sen de maşayı fişten çek, kapa dükkanı gel hadi. Tamam abla, geliyorum. Melahat. He. Bana bak. Söyle o Mevkı Bey'e arkamdan gelen gidenle dedikodumu yapmasın. Aa, aşk olsun Aysun'cum. Ayol o kadar konu komşu bir araya gelip dedikodu mu yapılır ki? Canım benim, canım benim. Oh, oh. Hoş geldin Meleyat. Geç Meleyat'cığım, geç. Grafikerden tasarımlar geldi mi? Buyurun. Bizim grafiker muhasebedeki Seval'e yanık. Efendim? Buradaki bütün aşk hikayeleri benden sorulur Can Bey. Yani eğer merak ederseniz. Etmem Yüliz, etmem. Metinler hazır mı? Ya şimdi ortamda her türlü dedikodu dönüyor. Yani herkes de gelip benimle konuşuyor. Dolayısıyla bütün bilgiler lap diye benim kucağıma düşüyor. Yani ben ne yapayım? Hiç merak etmiyorum oysa ki. Gülizciğim bir sessiz olur musun? Bütçe. Deren Hanım da sizin gözünüze girebilmek için her şey yapmaya hazır. Sen hem de... Ay, ben alırım, ben alırım. Buyurun. Sağ ol. Sanem diyordun. Ha, roman yazıyormuş sanırım. Ya tam anlayamadım. Çatlak bir kız ama çok temiz kalpli. Ben sevdim vallahi. Sen öyle diyorsun. Ay çok kibarsınız Can Bey.
Yani ya Emre Bey de çok kibar ama siz daha böyle farklı, daha... Emre gel gel, Allah aşkına gel. Gülüş sen çıkabilirsin, çok sağ ol. Tamam. Dikkat et. Tamam. Abi ne yapıyorsun sen? Başka proje yollamışsın müşteriye. Niye haberim yok? Emreciğim sen ne zamandır finansı bırakıp projelerle ilgilenmeye başladın? Sen geldiğinden beri. Babam benimle paylaşırdı projeleri. Oğlum ne oluyor sana? Benim aklıma bir fikir geldi, gittim onu yaptım. Hesap mı vereceğim sana? Birlikte çalışıyorsak vereceksin. Emre bak ben de finansa karışırım, zararlı çıkarsın. Ne bu hırs ya? Bir de utanmadan diyorsun ki ben zorla yapıyorum bu işi. Bravo. Paşam iki günde gelsin, babamı ikna etsin, otursun koltuğa. Senin derdin havayolu kampanyası falan değil anlaşıldı. Senin derdin başka. Emre hadi git işinin başına, canımı sıkıyorsun. Asıl sen benim canımı sıkıyorsun. Yaptığın her şeyin farkındayım. Sen dilediğin gibi kandır kendini, beni kandıramazsın. Tamam? Gelelim, gelelim. Çok hoş ben. Olmuş, çok tarihini güzel. Veriyor kadın, sabahtan akşama uğraşmış. Kız ben daha güzel. Güzel. Ben daha güzel. Tergeli yaptı. Tarihini de veririm. Gelelim, gelelim. Kız bak ne diyeceğim. Sana bir şey girmiş. Sen de bakkala bakıyormuşsun. Doğru mu kız Leyla? Yo, doğru değil Filyan teyze. Sanem senin işe girmiş, işini de elinden almış, doğru mu? Yo, doğru değil Bijen teyze. E duyduk kızı. Nereden duyuyorsunuz ya böyle saçma sapan şeyleri? Konuşuyorlar mahallede kızıma, aa. Leyla, otur kızım sen. Kız bunların hepsi dedikoducu ayol. Boş ver sen onları canım, boş ver. Hadi ye sen. Melike Bey, mis gibi kokuyor burası. Hangi sabunu kullandın? Ben de alayım. Lavanta kokuyor. Ben biliyorsunuz çok titiz bir insanım. Ben lavanta böyle ferahlık verdiği için titizlik açısından. Yalnız kısır harika ama börek yıkılıyor. Vallahi bugüne kadar yediğim en güzel börek tabii benimkinden sonra. Kız Mevki be, sende ne numaralar var? Leyla, kız annen uyuyor mu? Yok. Mevki be, Mevki be. Anne. Ay işte. Anne. Titizim mi? Seni yolaklayacağım Aysun. Öylesin. Tek tek mi yolacağım Aysun? Vallahi bu kadın uyuyor, uyumakla da kalmıyor. Aysun'u böyle rüyasında yoluyor. Ay dur şimdi, ben kal. Melike be! Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel biz kalkalım. Kalk kalk, gidiyoruz, kalk biz gidiyoruz. Ya Meral teyze bir dakika, ne yapıyorsun ya? Siz ne demek ne yapıyorum ya? Komşuluk görevimi yapıyorum ben, tamam mı? Vallahi bak bu kadın ya katil olur ya hasta olur, haberin olsun. Vallahi kadın hasta bak. Olacak. Hasta eğer götürmez. Hanımlar maşallah siz de yani yediniz içtiniz ama biz bugünkü gün olayımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haydi küçük kalkıyoruz. Aa, nereye daha bir şey yapmadın? Daha, hadi canım hadi canım al evine götür devamını. Hadi al biraz da evine götür hadi. Ya ne oynayın, git evinde oyna Allah Allah. Hadi canım hadi. Allah'ım kızım kalk. Allah aşkına. Bittin sen anacığım, Allah'ım. Kadın dinlenmek istiyorum diyor, bıraksana ya. Ya sen karışma kızım, onun ilacı ben biliyorum. Meral teyze bıraksana, dinlenmek istiyorum. Sen karışma, Allah yürü benden daha mı iyi tanıyacaksın? Kız kalk. Ya anne bıraksana ya. Ya sen karışma Allah, o ilacı onun bende, gel alayım. Bittim ben. Ceycey, öbürü, gelin. Şu yemek kitapçıklarına bir baktım da. Bunların hiçbiri işimize yaramaz. Canı istediklerinin uzaktan yakından alakası yok. Hepsi çer çöp. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum CC. Bugün yoğunluktan pilatese bile gidemedim. Düşünebiliyor musun? Vallahi çok üzüldüm şu an pilatese gidememiş. Pilates çok önemlidir. CC, sen şimdi kreatiflere gidiyorsun. Daha önce benden çekinip göstermedikleri ne kadar abuk subuk fikir varsa toplayıp getiriyorsun. Öbürü de sana yardım etsin. Sanem. Yok. Öbür sen arşive git. Sanem benim adım, Sanem. Daha önce yaptığımız kitapçıkları topla,
Hepsini getir. Yarım saat sonra senle öbürü odamda. Ya benim adım Sanem diyorum. Allah Allah. Ya odanıza girip çıkıyorum artık ya. Öbürü aşağı, öbürü yukarı. Zaten sizin yüzünüzden herkes öbürü diyor bana. Bir dakika sen dur. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? He? Sen ne? Ay sıkıldım. Ay çok sıkıldım, hiç uğraşamayacağım seninle. Tamam çık. Çık. Çık dışarı. Dışarıda mı zaten? Arttırıyorsun beni, çık dışarı. Dedi ya, şey yapmayalım. Ama yeter artık ya. Zaten sinirim tepemde. Ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun sen? Bir sakin ol. Aa. Ha öbürü. Bu tabloları muhasebeye bırakıver. Öbürü kadar taş düşsün başınıza. Öbürü demeyelim ama. Adı Sanem'miş. Öyle hitap edelim. Hadi Mevki be. Sağ bir iki tane hadi. Benim sarma sarçak halim mi var? Yok. Saramam ben. İyi gelir, iyi gelir. Hadi. Bana yardım et de sar. Sarayım değil mi bir iki tane? Yapayım, yapayım. Bol koy, bol malzemesini bol koy. Aysun. Gel arkadaşım, gel. Kız gelsene buraya, yürü gel. Hadi otur şuraya, otur çabuk, çabuk, çabuk. Otur hadi şuraya, otur bakayım. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak benim burada? Meleğat zorla getirdi beni buraya. Yoksa gelir miyim seni göreceğim bir insan? Ay ne var işte, hep beraber sarma saralım diye getirdim. Aa. Yok ben saramam. Yapamam. Ben sararım canım zaten. Hazırlıklı geldim senin için, yardım ederim. Anlatın bakalım kızlar. Sanem nasıl? Zebercet nasıl? Ay nasıl bu çocuklar, iyiler mi? İyi. Ay sinirlerim olsun. Ay seni kocaman. Melat bu yaprakları mevkide mi aldı? Böyle kart kart damarı damarı. Öyle olur hep. İşte bile. İncecik sultaniye üzümün yaprağından sararım ben. Sen nasıl kendi yaptığın içlere bak. Ve baharat koyuyorsan artık. Nasıl da kaynatıyorsan o pirinçler birbirine yapışıyor. Lapa oluyor lapa. Benim sarmama bütün mahalle hayran. Herkes bayılıyor benim sarmama. Kimse bayılmıyor. Senin dolmana, sarmana dikkat benim salak oğlum Muzaffer bayılıyor. Sanem hiç sevmiyor senin sarmadanı. Hiç, hiç beğenmiyor. Anne diyor, sası sası diyor, sası sası. Sası sası sası. Sanem benim daha dolmalarımı, sarmalarımı çok arar, çok. Ben başka komşularla sarma sarmaya başladım diyeceğim. Yok öyle. Yeni sulara yelken açacağım ben. Kim tutar Aysun'u be bundan sonra? Kim tutar? Bir dakika ben anlamadım ya. Konu hala sarma mı? Sarma. Sarma, sarma. Sarma. Konu sarma. Şimdi onlar düşünsün. Herkes buraya bakabilir mi? Sanem, öbürü değil. Sanem, öbürü demeyeceksiniz. Okuyabiliyor musunuz? Sanem. Benim ismim Sanem. İsmim Sanem. Evet doğru bak. Anlaşıldı mı? Sanem. Okuyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Öbürü değil. Mesela sen de bana öbürü diyorsun. Sanem. Sanem ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşimde gücümdeyim. Bu ne? Kendi markamı yaratıyorum. Saçmalama yürü. Bir yüzünü yıkayalım senin. Gel buraya. Biz Emre'yi gördün mü? Az önce çıktı canım benim. Yani bana niye sürekli öbür diyorlar?
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kusura bakmayın, ben de hep çarpıyorum size. Bu ne? Ay, hiçbir şey değil. Ha. Ver bakayım. Aslına bakmasanız daha mı iyi sanki? Lütfen bakabilir miyim? Ben göstermesem bunu size. Rica ediyorum. Yok, gerçekten görmemiş sayın. CC'yi bakar mısın? Evet. Oyun yaptı. Öbürü değil Sanem. Gel benimle. Buradan herkes görür. Artık kimse sana öbürü demeyecek. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Bilal abi, hayırlı işler abi. Vay! Ayhan! Ayhan! Ne yapıyorsun kız? Ne yapayım ya, Sanem'i bekliyorum. Ha! Yalnız bekleme kız, ben de bekleyeyim, ben de beklerim. Ya sen yıllardır Sanem'i bekliyorsun da ne oluyor sanki Zebercet ya? Doğru diyorsun. Doğru. Sen gel bir bakayım şöyle, otur. Bir şey anlatacağım ben sana. Bak şimdi, ben hayatım için böyle çok önemli bir noktadayım, tamam mı? Hem öyle aslında bir aydınlanma yaşıyorum. Allah Allah. Ve bunu insanlara anlatabilmek için de bir internet sitesi açtım. www.ayhanca.com. .com mu? Aynen. Sen bunu şey yaparsın, takip edersin, tamam mı benim sonra? Evde internet var, takip ederim. Da neden? Neden? Çok güzel bir soru. Şöyle ki, hepimiz eşsiziz. Hepimiz özeliz. Unique'iz. Çok şükür. Sen de öylesin tabii. Evet. Ya ben diyorum ki, acaba sen benim ilk projem mi olsan? Gel seni gerçekleştirelim mi? Gel seni şöyle bir baştan yaratalım. Baştan yaratma. Aa, tamam, yapalım. Olur, yaratalım. Olur, muvaffak olursak yapalım. Şunu söylemem gerekiyor ki, ben profesyonel olduğum için senden böyle ufak da olsa bir ücret talep edeceğim tabii. Para istiyorsun. Ne kadar? Yani sen tanıdık olduğun için sana 60 falan olur. TL. Aynen. 60 TL benim için uygun bir ücret. Kabul ediyorum. Anlaştık diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz. Anlaştık. Çak! Şöyle, bizim profesyonel ilişkimize zarar verir yalnız Muzaffer Bey. Ha, Beyli Hanımlı. Aynen. Sen benim o zaman ofise gelirsin yarın. Ofis derken? Home ofisi işte. Ya evden çalışıyorum ya ben. Ya bizim ev işte ya, eve gelirsin. Ha, size yani. Tamam, gelirim. Hadi bakalım o zaman. Sanem'e çok selam. Söyleme, selam söyleme. Buna ben karar vermeyeyim. Artık bunun kararı sende. Ya söyle ya söyleme. Hadi inşallah be. Proje sende. Hadi inşallah da Sanem bende. Hadi inşallah be. Hadi selametle. Hadi inşallah be. Görüşürüz efendim. Hadi bakalım. İnşallah hadi. Vallahi bir de bir. Vallahi bir de bir. Aferin kızım Ayhan sana. Aferin sana. Acaba şu Ayhancı kısmını daha havalı falan mı söylesen? www.ayhancı.com. Gıcık oluyorsun değil mi bana bazen? Vallahi bazen oluyorum, ne yalan söyleyeyim. Babam için buradayım, bunu biliyorsun. Biliyorum. Öyle şirketi yönetmek falan umurum değil. İstemiyorum yani. Ama sen istiyorsun. Yani, istiyordum. Ama başka planlarım var. Ne gibi? Sana rakip ajans kuracağım. Oldu, oldu. Sen kaybedersin. Allah finansçın olmadan iki güne batarsın, ben sana söyleyeyim. Emre, uzatma, endamın yetmez. Allah bence bizim bir kapışma vaktimiz geldi ha. Öyle mi? Hadi o zaman. Hadi o zaman. Hadi, hadi.
Ayhan. 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 Ay ne yapıyorsun kızım ya? Ödüm koptu. Aslı sen ne yapıyorsun? Baktım göremedim seni. Topraklanıyorum kardeşim. Meditasyon yapıyorum. İyi yapıyorsun. Ya Ayhan benim karnım çok acıktı ya. Balık ekmek yemeye gidelim mi? Yok ya ben meditasyonla doymuşum. Şaka şaka. Hadi hadi yiyelim. Hem de soğanlı kırmızı biberle. Ya ne çok çekirdek yemişsin. Yani sen de ne kadar çok geç kalmışsın. Bunu buradan anlayabilirim. Her şeyi anlatacağım sana şirkette olan. Gel. Ne oldu? Diyorlar ya bunu. Kızım, ölmüşüm açlıktan. Şirkette herkes diyet yapıyor. Her yerim avokado, her yerim chia. O neymiş öyle ya? Ya, çay bile yok, çay. Allah'tan Can Bey çay seviyor diye çay yapmaya başladılar şirkette. Ay, çay olsun da candan olsun da. Kızım, o nasıl adam ya? Nasıl adam? Böyle insanı görünce gerim gerim geriliyor. Elektrik çarpmış gibi oluyor. Bir elektrikten mi oldu diyorsun yani? Ayhan ben öyle mi dedim ya? Sen de taktın ha cana. İnanılmaz uyuz bir tip. Kapat artık bu konuyu. Tamam ya. Allah Allah. Bir şey demedik. Sen bana şu gizli işlerini mi anlat bakayım? Cık. Anlatamam. Gizli. Yani Emre Bey'e söz verdim. Ayrıca sana anlatırsam sıra olarak kalır mı? Kızım sen beni kendinden ayrı bir kimlik olarak düşünmesene. Şöyle bir rahatla bakayım sen. Bir derin nefes al. Ver. Senle ben aslında aynı kişiyiz. Yani kan kardeşi değil miyiz, kızım biz? Evet. Sen bu sırrı anlatırken aslında kendini anlatıyormuşsun gibi olacaksın. Doğru, kendimi anlatıyormuş gibi olacağım. Doğru söylüyorsun. Hı, ben şimdi kendi kendine anlat, ben seni dinliyorum. Tamam. Emre Bey beni odasına çağırdı. İnsan değilsin oğlum sen. 8-2. 8-2. Kalk hadi kalk 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 kalk. Sen kazandın lan pestamı. Ha şöyle, ha şöyle. Bana bak Can. Makine mısın sen? Öyle kapalı alanda koşu bandında koşmakla olmuyor bu işler. Al topunu. Ben yüzmeye gidiyorum, gidiyor musun? Yürü git. Sen hala yatıyor musun ya? Sonra Can Bey'in projesinin fotoğraflarını çekip Emre Bey'e gönderdim. Ne? Hadi kalksana. Kızım sen ne leş, ne pis, ne çikin çikin bir karakter olmuşsun ya. İyi çalıştığın yeri baltalamalar yok, ikircikli tavırlar falan filan. Bu nedir ya sen? Neymişsin sen neyse? Ben öyle biriyim değil mi? Vallahi bravo, ne iyi geldin. Hayır, adamın nişan yüzünü almışsın. Üstüne bir de borç para almışsın. Artık çalışmak mecburiyetindesin yani. Babanın haberi var mı? Yok. Yok ama yani kısa zamanda öğrenir borcun ödendiğini. E bu senin albatros mu oldu? Sorma. Ya 39 tane sakallı adam var şirkete girip çıkan. Belki de hayatımın aşkıydı. Bende şans yok ki. Tamam neyse, eve geç kalmayayım. Ya evdekiler de ayrı bir tantana zaten. Leyla Hanım da benimle uğraşıyor. Ya ben onun için neler yapıyorum, o hala beni gömsün. Neyse odama bari balkondan tırmanıp geçeyim, ne yapayım? Kızım yine şükret, anam babam var da tantana yapıyorlar. Bir de bize baksana ya, abimle öyle bir başımıza. Ya sen bin aileye bedelsin ya. Osman da öyle. Hı. Keşke siz benim kardeşim olsaydınız, ne eğlenirdik. Eğlenirdik tabii kardeşim. Ben de öpeyim seni. Ama soğan kokuyor. Abi çok yemişsin ya, Ayhan. Bir tane pankartın üstüne adını yaz, elinde pankart bütün gün şirketin içinde dolar.
Bunu C.C. görünce şok geçiriyor tabii. Tutuyor kolundan, götürüyor tuvalete. Elini yüzünü falan yıkıyor. Çocuk nasıl endişelendiyse hemen beni aradı anne. Ya deli midir, manyak mıdır, nedir sizin bu kızınız ya? Manik psikopat. Vah 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 vah, rezil etmiş senin iş yerini. Nihat, duyuyor musun neler yapmış sana? He. Hay Nihat, vallahi senin bu genişliğin bir gün beni çürütecek, öldürecek vallahi. Diyorum ki neler yapmış iş yerinde diyorum, Sanem diyorum. Elveli ile delirttiğiniz sonunda. Evlendireceğim dediniz, mecbur işe girdi. Artık nasıl bir stres altında kaldıysa yavrucak orada. Ay, o mu stres altında, ben mi stres altındayım baba ya? Ya yemin ediyorum şu iş durumum hala askıda biliyorsunuz işte anne. Yemin ederim beklerken delireceğim yani en sonunda. Delirmezsin güzel kızım. Ya sen demedin mi ben bilgisayar tamir olana kadar ben tatildeyim diye? Tamirde değil, inceleniyor babacığım. Tamam işte, o olana kadar tatilin tadını çıkar kızım. Bu mu baba tatilin tadı? Neden, ne oldu, bayat mı? Ya sen işsiz kalmazsın, zekisin, akıllısın benim güzel kızım. Ama o orada nasıl bir stres, nasıl bir baskı altındaysa... ...kendi adından pankart yapmışsın. Ah benim güzel kızım, ah. Anne ya, bir şey söyle şu bana. Tabii stres altında olmasaydı iş bulacaktı çünkü, değil mi Nihat? Ayrıca kızıma neler yapmış. Nihat. Allah aşkına şu kız geldiğinde al karşına konuş bir baba olarak. Hani iş yerinde bunları yapan kim bilir? Sokaklarda neler yapar? Nerede bu kız? Ya Mevkim, o doğduğundan beri sokakta. Başının çaresine bakar. Bir şey olmaz. Ya bir yerde oturuyordur işte arkadaşları. Ya gelir birazdan. Kalk kızım, kalk babanın çayını tazele. Sormuştur. Zihni açılır hem. Yapalım mı kahvede yanına Nihat? Mevkim be. Ya bak ne diyor? Susuz kalmayın diyor. Biz şu leğenleri falan doldursak mı ya? İçim şişti. Polen ne olur yapma ama böyle ya. Gerçekten çok işim var. Niye anlamıyorsun? Ya yapabiliyorsan sen atla gel zaten. Biliyorum, evet. Hep sen geliyorsun, hep sen arıyorsun. Evet, ama biliyorsun beni. Ya şimdi hakikaten ne dememi istiyorsun? Ha? Ya defalarca konuştuk zaten bunları. Tamam. Ben de. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Polen mi? Haksızlık ediyorsun şu kıza. Ay. Ya ben hiçbir şey vaat etmedim ki ona. Yani gereksiz üstüme geliyor. Ya kız aşık sana. Yılda 3 kez görmeye bile razı. O bile fazla geliyor sana. Artık razı değil ama. Haliyle daha fazlasını istiyorum. Ya haksız mı? Haklı, haklı. Senin şu gizemli sevgilinle ne zaman tanışacağız? Sen oralara gel olsun. Daha erken. Daha erken. Hı. Aşkım yazmışsın telefonuna. Aşkım. Ya ben her kızı aşkım diye kaydediyorum. İnce işler anlamazsın sen. Anlar mıyım, anlamam. Anlar mıyım, anlamam ben bu işte. Bu arada abi. Annemle konuştum az önce. Seni görmek istiyor. Olmaz. Ya birkaç dakika konuşacaksın sadece. İsviçre'den seni görmeye geliyor diyorum. Ne yapayım? Gelmesin o zaman, ne yapayım? Olmaz. Günaydın. C.C. Ne oluyor? Emre Bey niye erken gelmiş? Sessiz ol. Birazdan kampanyayı kazanıp kazanamadığımızın haberi gelecek. Fikri harika, buyurun. Evet. Öyle mi? Anladım. Anladım. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Ahmet Bey, nasılsınız? Ama hiç gelmiyorsunuz. Ay, teşekkür ederim. Güliz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kampanya. Bizim projemiz Altan Toz kazanmış. Thank you.
Albatros mu? Gel seni öpeyim. Nasıl Albatros ya? Ya Can Bey'in buluşu, uçak için yaptığı kampanya. Düşünebiliyor musun? Albatros'a benzetmiş uçağı. İkisi de dünyanın en geniş kanatlı, en güçlü, en uzun süre havada kalabilen kuşları yani. Ay inanamıyorum ya, dahi yine. Ben de esinlenmiş. Tebrik ederim Can Bey. Teşekkür ederim. Bir dakika arkadaşlar. Bize gidiyoruz bize. Bizzat ben yapacağım arkadaşlar mangalı. Etler benden. İlk defa gideceğim evlerine. Çok heyecanlı. Herkes işini çabuk bitirsin. Peki. Görüşürüz. Aile. Tebrik ederim. Kutlama sesleri mi onlar? Hı hı. Dün gece o kadar aradım. Neden açmadın? Abim yanındaydı. Görecek gününü o abin. Yanına bırakmayacağım bunu. Aylin, başımı belaya sokacaksın. Ne bursu ya? Ha şimdi suçlu ben oldum yani. E bravo. Ya Aylin bak senin sinirlerin bozulmuş. Benden çıkarıyorsun tamam mı? Hadi bak ben kapıyorum şimdi. Emre dur. Kapatma lütfen. Canım çok sıkın. Gelir misin buraya? Gelemem. Neden? Şirketteyim. Abimin dikkatini çeker. İyi o abinin gölgesinde yaşa dur o zaman. Her zaman yaptığın gibi. Ali kapıyorum ben şimdi. Emre dur kapatma. Ben sana gösteririm. Yemek kitapçığı da iyi gidiyor. Bugün çok iş çıkardın Deren. Evet. Biz iyi bir ikili olduk seninle. Ya Güliz'in telefonu mu bozuk sürekli meşgul? Ha. O şeyden şimdi kampanyayı biz aldık ya o havadisi bütün ülkeye yayıyordur ondan. Can. Ha. Şu kitapçık için daha fazla birlikte çalışsak diyorum. Sana da uyarsa. Uyar tabii. Daha önceki örneklere de mi baksak fikir olur bize? Ha ben arşivden istedim bile onları. Tamam yarın birlikte bakalım o zaman. Olur. Ben hazırlanmaya gideyim o zaman. Görüşürüz. Abi, benimki az pişmiş olsun. Ben de canım kardeşim, ben de. Şişt, ne yapıyorsunuz Ekiri? Bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten çok tatlı görünüyorsunuz gözüme. Şebnem, sen bile çok tatlı görünüyorsun şu anda. Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Ne? Hoş görünüyorsunuz. Aa, merci. Evet, evet, merci. Biz bir acıktık, yemek yiyelim. Gidiyoruz biz Deren Hanım. Hadi. Ben de acıktım. Şebnem dedi ya. Tamam, neyse, yavaş yavaş işte bulacaksın. Ne biri demiyor artık. Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Ne var ne yok? İyi valla. Can, sen de bütün gün yoruldun. Şimdi de burada bize böyle hizmet ediyorsun. Çok sağ ol. Olur mu canım? Benim işiniz ek. Mangal bizim işimiz. Gel, lütfen. Ben vejetaryenim ya. Yiyemiyorum ondan. Bugünü bozsan? Aa, yok. Gerçekten mi? Sadece meze yiyeceğim ben. Tüm tadımı kaçırdın. Ya. Ya ben meze değil de sadece et yesem. Yani bir ekmek arasına ayıp olur mu? Hayır, niçin ayıp olsun ki? Hemen. Kıfat abi getir. Canımın içi. Bak burada ne kadar nezih bir parti var. Her şey çok estetik. Sırası mı şimdi ekmek arasında? Et de nezih bence. Buyurun efendim. Ha iki tane çok. Bir tane yeter. Yok Rıfat abim birini benim için yaptı. Ben de böyle yiyorum ekmek arası. Buyurun afiyet olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun. İçeceklerimiz var, mezelerimiz var orada. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzel, çok sayesinde.
İyisiniz değil mi? İyiyim, çok iyiyim. Anceli gibi yemek yedim. Biliz biraz az ye. Getireydin anne. Hı. Ablam arıyor. Ben konuşayım da geçiyorum. Tamam. Efendim abla. Ya daha yeni geldim. Tamam olur, konuşuruz. Görüşürüz. Yolunda mı her şey? Yolunda. O zaman şirketimizin geleceğine. Daha güzel günlerimiz olacak. Çok daha iyi günlerimiz olacak. Çünkü artık Can burada. Öyle mi? Güzel. Sıkılı mı? Yok. Çok eğlenceli burası. Ne düşünüyorsun? Albatros'u mu düşünüyorsun? Neden dalga geçiyorsunuz benimle? Dalga mı geçiyorum sence? Yani ben ne düşündüğünüzü anlayamıyorum. Ben de senin ne düşündüğünü anlamıyorum. Nişanlı yok mu senin? Ne yapacaksın Albatros'u bulunca? Nişanla ne alakası var? Ben Albatros'u hesap sormak için arıyorum, o kadar. Hesap soracağın adama niye Albatros diyorsun? Bir dergide okumuştum. Çok uzun süre uçtukları için çok fazla görünmüyorlarmış. Ben de bu adamı görmedim, o kadar. Ben gördüm. Adamı mı? Albatros kuşunu, Pasifik'te. Nasıl? Vahşi, iri, yalnız, dev kanatları vardı. Hayatı boyunca tek eşli olduğunu biliyorum. Ha bir de çok iyi koku aldığını. Duyduğu bir kokuyu asla unutmadı. Ay, neyse ne. Allah'ın kuşu işte. Ama markanıza çok yakıştı. Tebrik ederim. Sağ ol. Ben gideyim. Afiyet olsun. Sana da. Dans etmeyecek miyiz biz? Hadi. No, no, no. Hadi hatırın içine derim. Bu kaslar nereden peki? Afrika'dan mı bunlar? Su topu falan oynamıştım zamanında, ondan biri. Su topu mu? O da mı var? Derenciğim, sen biraz sarhoş gibisin. Oturmak ister misin? Ha? Hayır. Emin misin? Çok sarhoş. Deren iyi misin? Kahve içelim mi? Daha içki içeceğiz ya. Hep beraber içelim ama. Ha? Hem burası biraz sıcak, gölgede oturmuş oluruz. Ne dersin? Sade. Türk kahvesi. Sade. Müziği bir alabilir miyiz müziği? Alalım. Sevgili patronlarım ve saygıdeğer iş arkadaşlarım. Bugüne ben de bir renk katayım dedim ve değerli müzisyen arkadaşım Güney'i davet ettim. O da beni kırmadı sağ olsun, geldi ve bize parçalarıyla burada şenlendirecek. Abi bize iki Türk kahvesi, sade, şekersiz. Tamam. Cappuccino latte falan istemezsin değil mi? Ben... Türk kahvesi. Rıfat Bey. Çok güzel bir kahve yapacağım size şimdi. Gelin buyurun. Evet, ben geliyorum hemen. Buyurun. Geliyorum. Bir altyapı vermiştik de burada olması lazım. Onunla birlikte çalacak. Onu açar mısın?
Cinayet serisi olur, aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. Ben yine her şeyi berbat ettim. Bu söylediğiniz her şeyi yaptım. Fotoğrafları çektim. Ama Can Bey yine aldı işi. Sen elinden geleni yaptın Sanem. Ben zaten sosyal medyaya sızdıracaktım. Fikri kullanamayacaktı. Müşahideyi alamayacaktı. Sonra o akşam başka bir fikir bulmuş. Yapacak bir şey yok yani. İyi de işi aldı. Buna rağmen yine de satar mı? O kadar çabuk değil. Büyük iş alması lazım. Borsada yükselmemizi bekliyor biliyorsun. Sanem. Abimin hamlelerini tek tek engellememiz lazım, tamam mı? Emre Bey, engellememiz lazım diyorsunuz ama ya ben beceremiyorum ki. Becerebilsem zaten ne isterseniz yapacağım. Sanem biraz daha dur. Söz veriyorum, her şeyi düzelteceğim. Emre Bey, ama ne olursunuz artık. Sanem. Sanem iyi. Sanem. Ama ben size söyledim. Ne olursunuz, bunu bile beceremiyorum. Karşılıklı konuşmayı bile beceremiyorum. Sanem şimdi benim odama git, tamam mı? Kurutma makinesi de var. Sağda, tamam mı? Hadi. Tamam. Beren Hanım, şöyle güzelce uzanın. Kahve size iyi gelecek, hiç merak etmeyin. Uzanın, uzatın ayaklarınızda. Biraz dinlenin, hiç sıkıntı yok, merak etmeyin. Birazdan çok iyi olacaksınız. Hiç, hiç, hiç. Tamam. Süper. Yalnız leş gibi kokuşum mangaldan. Üstüm başım değiştim dedim. Şimdi tutsana. Ver. İçme sakın ha. İçeceğim. Ha. Rıfat abi, iyi mi Deren? İyi, iyi, kahvesini içirdim. Biraz uzandı, kendine gelir. Ya dışarıya biraz daha içki servisi yapar mısın abi? Tamam, tamam. Kusura bakma, veriyorum seni. Yok canım, hadi bakalım, hadi. Yine mi ya, yine mi? Thank you.